anlam ve önemini de koordinatör olarak ben yapmak istiyorum. Kitap ne kadar çok kişi tarafından okunursa değeri o kadar artar. Okunmuş kitap değerli kitaptır. Bir de kitaplar zamana direnirler. Benim 50'li 60'lı yıllardan bu yana biriktirdiğim 5000'e yakın kitap zamana direnen kitaplar portföyü adı altında kitaplığımda duruyor. Bu kitapların kitap severlere, gençlere ulaşabilmesi adına ve değerinin artması adına bugüne kadar birçok kütüphaneye kitaplar bağışladım. Yeni kütüphaneler kurduk. Fakat 5000 tane kitabın tükenmesi o kadar da kolay bir iş olmadı. Yine elimde yüzlerce kitap var. Aynı zamanda bu kütüphane ve kitaplık oluşturmalardan ötürü bana Söke Şiir Evi'ne kütüphanesini bağışlayan, kitaplıklarını bağışlayan, kitaplar gönderen birçok dost oldu. Dolayısıyla kitaplar azaldıkça çoğaldı. Kuşadası Şiir Kulübü'nü kurduk. Asıl hedefimiz Kuşadası'nda Kuşadası Homeros Şiir Kulübü'nün kütüphanesini kurmak. Bunun için belediyemize müracaat ettik. Belediye yaşam merkezinde ve kent meydanında olmak üzere iki tane kütüphane yapma hazırlığında. Bu kütüphanenin birisinin Homeros Şiir Kütüphanesi olması için başvurumuzu yaptık, dilekçemizi verdik. 2008 yılından beri yaşadığım Didim ve Söke'de 3000'e yakın şiir kitabı topladık ve oralarda da bu girişimlerimiz medyaya yansıdı, müracaatlarımız oldu fakat sonuca ulaşamadık. Umuyorum Kuşadası'nda Homeros Şiir Kulübü olarak bu hedefimizi gerçekleştireceğiz. Çünkü 3000 tane kitap hala çoğalarak kitaplığımızda, depomuzda yerini alıyor. Şimdi zamana direnen kitapların kitaplara özgürlük sloganıyla ve okunmuş kitaplar değerlidir ilkesiyle White Bird Sanat Evi diyoruz artık buraya. Hem kafe, sanat kafe. Bizim uzun süredir düşlediğimiz Erdoğan hocamla birlikte böyle bir yerin olması ve burada idealimizdeki ve düşlerimizdeki etkinlikleri gerçekleştirmek adına sağ olsun Selim Alparslan kardeşimiz bu konuda bize bir destek oldu ve burası bizi bekliyordu. Biz de burasını arıyorduk. Buluştuk. İlk şiir etkinliğimizi geçen ay yaptık. Homeros Şiir Kulübü olarak. Yine Aralık ayı sonuna kadar son cumartesiler, her ayın son cumartesinde burada bugün başlattığımız bu etkinlik devam edecek. Şimdi arkadaşlar bir taş attık denize. İlk halkası bu. Erdoğan hocamın da belirttiği gibi yani ilk anda burasını topluma angaje etmek ya da işte sosyal medyadan, basından sürekli irdeleyerek, gündeme getirerek burasının işlevselliğini kazandıracağız arkadaşlar. Önemli olan bu hedefi koymak. Ben aynı zamanda Söke'de, Didim'de bu tür etkinlikleri, şiir evleri, şiir etkinlikleri, edebiyat günleri gibi etkinliklerde belediye temsilcisi olarak, kültür temsilcisi olarak onları yaşadık. Yol yordamı biliyoruz, yöntemleri biliyoruz. Dolayısıyla bu taşın kıyıya varması kolay olacak. Sadece bu etkinliklerle kalmayacağız. Burada ayın belli zamanlarında arşivimizdeki 45'lik plaklarla 45'lik etkinlikleri, sinema günleri, burada her şey yapılmaya uygun bir yer burası. Yine burada bir kütüphane oluşturuyoruz, kitaplık oluşturuyoruz. Selim arkadaşın da katkısıyla orada kitap okuyan gelip burada çayını bedava içecek. Daha önce böyle etkinlikleri yapan yerler vardı. Kitabını okuyan çayını içiyor, çayını içen kitabını okuyor. Dolayısıyla bu ilk etkinliğimiz, dediği gibi hocamın en azından bir araya geldik ve bir sinerji yarattık. İlk adımı attık. Bütün büyük koşular, büyük hedefler ilk adımla başlar. Bundan sonra daha da genişleyerek çoğalacağız
ve buraya kitap severleri, sanat severleri çekeceğiz. Şimdi ben de bu konuşmamı bir şiirimle bitirmek istiyorum.